HRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 20 Haziran 2017 ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesinin bazı bireyleri, mesela kızı Büşra Yıldırım, gelini Selda Yıldırım ve kardeşi İlhami Yıldırım Hatay'daydı, Altınözü ilçesindeydi. Orada kalan, barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerle iftar yapmışlardı. İki günlük ziyaretin bugünkü bölümünde, yani ikinci günü bölümünde ise Suriyelilerle sohbetlerde de bulundular, ziyaretlerde de bulundular. Bizim de kameralarımız oradaydı. Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi Hatay Altınözü'ndeki boynu yoğun geçici barınma merkezinde kalan Suriyelileri ziyaret etti, yetim merkezinin açılışına katıldı. Barınma merkezine gelen Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay, gelini Seda Yıldırım ve kardeşi İlhami Yıldırım, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Ersanlıoğlu, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı tarafından karşılandı. Yıldırım ailesi ilk olarak kamp içerisinde bulunan kimi annesini, kimi babasını kaybetmiş 313 çocuk için yapılan yetim merkezinin açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım'ın kardeşi ve Türk Kızılay'ı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ziyaretleri hakkında bilgiler verdi. Sizleri en iyi şekilde ülkemizde misafir edip inşallah en kısa zamanda acıların dinmiş olduğu bir dünya ile sizleri ülkelerimize geri uğurlayacağız inşallah. Sizleri o süre içerisinde burada en iyi şekilde misafir edeceğiz diyorum. Tekrar bizlere gönül kapılarınızı açtığınız için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da yetim çocuklar için farkındalık oluşturmak adına yetim merkezi oluşturduklarını söyledi. Görevli personeli ben takdir ve tebrik ediyorum. Ama bunun yanında yetimler için bir farkındalık yaratmak noktasında yetim merkezini açmayı hedefledik. Çok şükür bugüne nasip oldu. İnşallah bugünden itibaren yetim merkezi buradaki çocuklarımızın hizmetinde olacak. Açılışın ardından Başbakan Yıldırım'ın ailesi yetim merkezini gezerek buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra yetim çocukların hazırladığı programı izleyen Yıldırım ailesi onlarla bol bol sohbet etti. Boynu yoğun barınma merkezi içerisinde bulunan halı dokuma kursunu da ziyaret eden Yıldırım ailesi buradaki çalışmalarla ilgili Kaymakam Bülent Uygur'dan bilgi aldı. Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra halı dokuma kursunda Suriyeli kadınlarla birlikte halı dokudu. Daha sonra Yıldırım ailesi Kızılay Çocuk Dostu alanını ziyaret etti ve buradaki çocuklarla sohbet etti. Çocukların öğrendiği Türkçe şarkıları dinleyen aile bireyleri çocuklarla birlikte resim yaptı. Evet ve Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi diyeceğiz. Armutlu Camii Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dün yüzlerce kişinin katılım gösterdiği bir iftar etkinliğine imza attı. Söz konusu iftar etkinliğine Hatay Valisi Erdal Ata da katıldı. Diğer protokol üyeleri de vardı söz konusu iftar etkinliğinde. Orada Hatay Valisi Sayın Ata bir konuşma yaptı. Dernek Başkanı Şeyh Süleyman Mengüllüoğlu da bir konuşma yaptı. İl Müftüsü Hamdi Kavilli de. Mesaj ise birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerineydi. Armutlu Camii Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çeşitli isimleri düzenlediği iftarda buluşturdu. Allah'ın imanına, ezanına, bayrağına, vatanına, Kur'an'ına sevdalı olan bu aziz milleti ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım.
Armutlu Camii Taziye Salonu'nda düzenlenen iftar programına Hatay Valisi Erdal Ata, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Mehmet Atilla Kayı, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Defne Kaymakamı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, CHP İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Armutlu Camii Dernek Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu, dini kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve mahalle sakinleri katıldı. İftarın açılışında ilk sözü Armutlu Camii Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu aldı. İnançımızın ne olursa olsun vatanımızı bölmek için uğraşan düşmanlarımıza uymayıp birlik ve bütünlük içinde yaşamamızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki bu vatan hepimizindir. Vali Ata Orta Doğu'da yaşanan olaylara dikkat çekti. Dışarıdan ne tür oyunlar oynanırsa oynansın, o millet o oyunları mutlaka bozacaktır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde o kıt imkanlara karşı, yedi düvele karşı bu millet kurtuluş mücadelesi vermiş ve bağımsızlığını kazanmışsa, bundan sonra da aynı duygularla, aynı heyecanla devletimizin birlikte beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sonsuza dek savunacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dini kanaat önderleri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Ve bir diğer iftar etkinliği sevgili seyirciler, tarihi Habibi Neccar Camisi'ndeydi. İftar etkinliğinin sahibi ise Antakya Belediye Başkanı Mimar Sayın İsmail Kimyeci ve eşi Nursel Kimyeci. Habibi Neccar bölümü ilk izleyeceğiniz haber. İkinci bölümde ise yine Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eşleri Sayın Nursel Kimyeci, bu kez Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeler. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eşi Nursel Kimyeci, Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. İftara Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve eşi Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşiyle dernek üyeleri de katıldı. Başkan Kimyeci, şehit ailelerinin her türlü istek ve ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını söyledi iftarda. Kimyeci, dostlukların sevgiyle beslendiği mübarek Ramazan ayında iftarımızı şehit ve gazi ailelerimizle bir arada yapmaktan büyük mutluluk duydum, dedi. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eşi Nursel Kimyeci, Antakya Belediyesi'nce Habibi Neccar Camii Meydanı'nda kurulan iftar sofrası programına katıldı. Habibi Neccar, İplik Pazarı, Şeyh Ali, Meydan, Koca Abdi, Güllü Bahçe, Ulu Cami, Yeni Cami, Gazi Paşa, Zenginler, Fevzi Çakmak, Şehitler, Dut Dibi, Sofular, Barbaros, Biniciler mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi. Bugün çok heyecanlıyız. Hükümetimizin Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamında restore ettiği Türkiye'mizdeki, Anadolu'daki ilk cami olan Habibi Neccar Camisi'nin hemen bu avlusunda böyle muhteşem bir sofrada bizi ev sahipliği ettiğiniz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bundan 2 ay önce start almıştı. Suriyelilere ait iş yerlerine astıkları Arapça tabelalar kaldırılmıştı. Ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar aldı ve diğer ilçelerde de tabelaların kaldırılması öngörüldü. Antakya'ya devam edildi.
ve şimdi Yayladağ'ı aynı uygulamayı yaşama geçiriyor. Arapça tabelaların kaldırılması il genelinde devam ediyor. Kırıkhan'la başlayan uygulama kent merkezinde de yapılmıştı. Bu kapsamda Yayladağ Belediyesi de Arapça tabelaların kaldırılması için ilçe genelinde çalışma başlattı. Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan yaptığı açıklamada Yayladağ'ında Suriyelilerin açtığı iş yerlerinde kullandıkları Arapça yazılı levhaların görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi. Bununla beraber Arapça tabelaların sökülmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Kalkan, dışarıdan gelen bu misafir kardeşlerimizle kendi değerlerimizle birlikte yaşayacağız dedi. Bu kapsamda zabıta ekipleri ilk olarak Suriyeli işyerlerinin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde Arapça tabelaları sökmeye başladı. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş yaygın kanallarda, televizyon kanallarında, sizin ulusal olarak bildiğiniz yaygın televizyon kanallarında programlara çıkıp açıklamalar yapıyor. Açıklamalarının konusu ise Suriye ve Suriye'de olup bitenlerin Hatay iline özellikle ekonomi açısından olumsuz etkileri. Buyurun. Tabii ki biz Hatay olarak 2011'e kadar gerçekten de gelişimini müntazaman götüren, ihracatta her yıl 14.3 artış sağlayan ve Türkiye'nin ilk 2007'den itibaren %1.2'sini, 22'sini, daha sonra 2011'e kadar da 1.52'sini yapıyorduk. Ama 2011'den sonra bu 1.22'ye kadar düşmüş durumda. Yani ihracat verilerimiz 2011'den sonra keskin bir düşüş seyretmeye başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ulusal televizyon kanallarında Hatay'ın içinde bulunduğu sosyoekonomik durumu anlatmaya devam ediyor. Katıldığı son programda Suriye'deki savaştan ve Suriyelilerden bahseden Başkan Savaş, savaşın Hatay'a etkilerini dillendirdi. Özellikle 2011'den sonra gittikçe kapıların kapanması, Suriyelilerin gelip bizim işimize ortak olması, artı ihracatın ve ticaret hacminin düşmesi sonucu gittikçe düşen, sığlaşan bir ekonomiye sahibiz. Biz tabii ki bunları düşünürken Suriye'deki, Orta Doğu'daki kaosun, Irak'taki kaosun biteceği günü bekliyoruz. Ama biterken de biz bitmeden ayakta kalalım, yatırımlarımız devam etsin ve özellikle Suriye, Irak ve diğer ülkeler ayağa kaldırılırken Hatay en fazla sıkıntı çeken illerin başında geliyor. En fazla nimeti bulan illerin başında gelsin. Yatırımlarımız öyle bir olsun ki biz hazır olalım. Hatay'da Suriyelilerin yaşamasıyla beraber Hatay'da kişi başına düşen gelirin azaldığına vurgu yapan Savaş, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin %13'ünün Hatay'da olduğunu söyledi. Yani biz bu kadar ciddi rakamlar içerisinde şunu istiyoruz. Madem Suriyeliler bizim ekmeğimizi bölüşüyor, bizim altyapımızdan faydalanıyor, bizim işte yollarımızdan, yeşil alanlarımızdan, bütün hizmetlerimizden faydalanıyor. Oradaki işçimizin işine ortak oluyor, köylümüzün, tarımın sektörüne ortak oluyor. Bunlar madem misafir, ama biz de bu 2 milyona göre almamız lazım. Bizden ona göre yapmak lazım. Mesela Siirt, bizden daha kötü tek il var, o da Siirt. Siirt'te durum daha kötü. Bizim %20'miz, %20 zararımız var. Onların kaybı %49 civarında. Onlar çok daha zor durumda. Yani biz şu anda 4. bölgedeyiz ama 5. bölgenin ortalamasından daha aşağıya yıllık kişi başına gelirimiz var. 5. bölgede $6,200 ortalama. Bizim şu anda Suriyelileri kattığımız zaman $6,100, $6,122 düşmüş durumdayız. Bu da tabii ki Hatay'daki ekonominin tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Burada Sayın Lütfü Savaş'ın dile getirdiği çok çarpıcı bir tespit var sevgili seyirciler. Hatay ilinin nüfusu 1,5 milyon ve ona göre genel bütçeden para alıyor. Belli bir bütçe ayrılıyor Hatay'a. Ancak 2 milyon nüfusa hizmet ediyor. Yani Suriyelilerin varlığıyla beraber 500 bin Suriyeli 1,5 milyonun üzerine koyduğunuzda 2 milyon ediyor. O hakkımızı da versin diyor devletin ilgili birimleri. Haklı olarak buna ben de katılıyorum.
ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ilçe müftülüğü işbirliğiyle her yıl, önceki yıllarda da düzenlemişlerdi, anıt alanında organize edilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirileceğin Kadir Gecesi'nde seccadeni al, anıt alanına gel programına herkesi davet etti. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ilçe müftülüğü işbirliğiyle her yıl anıt alanında organize edilen bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Kadir Gecesi'nde seccadeni al, anıt alanına gel programına herkesi davet etti. Başkan Seyfi Dingil 21 Haziran Çarşamba günü Kadir Gecesi'nde düzenlenecek etkinliğe davetinde şu ifadeleri kullandı. Mübarek Kadir Gecesi Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ellerin semaya açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesi'nde anıt alanında bir arada olalım. Yatsı namazına müteakip teravih namazını ilçe müftümüz Mehmet Taştan hocamız kıldıracaktır. Programda Kur'an-ı Kerim okunacak, ülkemiz, milletimiz ve şehitlerimiz için dualar edilecektir. Kadir Gecesi özel programına bu huzur dolu geceye tüm halkımız davetlidir. Ve Samandağ Antakya çevre yolu yılan hikayesine döndü. Bu yıl bitecek, bir sonraki yıl bitecek. Programa alındı, şu eksiği vardı tamamlandı vesaire. Yani bildiğiniz klasik Türkiye hikayeleri. İşte bu konuyla ilgili arkadaşlarımız oraya gittiler. Samandağ Antakya çevre yolu yapım çalışmalarını yerinde incelediler. Daha doğrusu yerinde haberleştirdiler. Ve o söz konusu etkinliğe Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir de katılım gösterdi. Samandağ Antakya çevre yolunun yapım çalışmaları ilerliyor. Karayolları tarafından yürütülen çalışmanın aksamaması ve hızlandırılması için Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Belediyesi ilgili devlet kurumları eş güdümlü olarak çalışıyor. Bu çalışmanın devamında Çevlik ve Arsuz arasındaki yolun birleştirilmesi planlanıyor. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de yapımı devam eden Samandağ-Antakya çevre yolu sürecini değerlendirdi. Eğer beklediğimiz şu anki hızla devam edilirse 2019'un sonu itibariyle çevre yolu bitmiş olacak. Yapımı devam eden çevre yolu, Harbiye çevre yolu ile Çevlik arasındaki alanı kapsıyor. Başkan Nehir çalışmanın devamının yapılması ve çevre yolunun Arsuz'la birleştirilmesini istediklerini söyledi. Yaklaşık 65 milyon civarında bir maliyeti olacak. Öyle bir maliyet üzerinden ihalesi yapılmış. Karayolları tarafından yapılıyor çalışma. Biz ilçe belediyesi olarak bu çalışmanın bir an önce önü açılsın, hızlandırılsın diye üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Ama diğer kurumlarla eş güdümlü yürümesi gereken çalışmalarda zaman zaman aksamalar oluyor. Bu konuda ilçe kaymakamımızın da bizlerin de diğer kurumlarla bu koordinasyonu sağlamak için ortak bir irade oluşturduk. Öyle bir irade oluştu zaten ve bunlar süreci hızlandıracak bir çalışmaya doğru gidiyor. Başkan Nehir, çevre yolunun Samandağ ve komşu ilçelere kazandıracağı artılardan da bahsetti. Dağın bu yakasındaki nüfus önemli oranda denize açılan penceresidir Hatay'ın, Samandağ ve Arsuz. O yönüyle Samandağ sahil bandından Arsuz'a erişilebilecek bir yol olması hasebiyle, yani Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, bu tarafta Antakya Merkez ve diğer ilçelerimizin Yayladağ, bu sahil bandından faydalanma, bu güzellikleri, onların da bu güzelliklere erişme, ulaşma noktasında ciddi katkıları olacağına inanıyoruz. Saha mühendisi Ulaş Telsaç da projenin bundan sonraki ayağı ile ilgili bilgiler verdi. Genel çalışmalarımız siz de görüyorsunuz da devam ediyor. Yani olabildiğince proje teslim tarihini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani kurumlarla ilgili bazı problemlerimiz var. Diyaloglarımız devam ediyor. Yani sorunları aşmaya çalışıyoruz. Onun yanında hem sanat yapıları olsun hem genel güzergah olsun, yarma dolgu işlemleriyle şu an işin kaba kısmını bitirme çabasındayız. Evet, ve Samandağ'daydık. Samandağ'la devam edelim. Samandağ Belediyesi'nin
hem esnafın hem de vatandaşların daha rahat ve daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını sağlayan semt pazarı biliyorsunuz. Semt pazarının ikinci etabındaki çalışmalar. Samandağ Belediyesi'nin hem esnafın hem de vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla yaptığı semt pazarının ikinci etabının da sonuna gelindi. Eylül'de birinci etabına başlanan semt pazarının 1550 metrekare olan kısmı tamamlanmıştı. 1913 metrekare kapalı alan semt pazarının ikinci etabının da kısa bir süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Semt pazarı iki etapla birlikte toplam 3463 metrekare kapalı alanla hizmete sunulacak. Toplamda 7100 metrekare semt pazarının 3463 metrekare kapalı kısmı ile birlikte semt pazarında otopark, lavabo, güvenlik kulübesi gibi bölümler yer alacak. Atatürk Mahallesi'nde toplamda yaklaşık 7 dönümlük bir alana kurulan ve en kısa sürede hizmete açılması beklenen semt pazarında yaz ve kış alışveriş yapma imkanı sağlanacak. Yapımında sona gelinen Samandağ Semt Pazarı ilçenin bütününe hitap edecek. Semt pazarı ilçenin ilk kapsamlı semt pazarı olma özelliğini taşıyor. Yakında hizmete girmesi planlanan pazar için yer tahsis işlemleri de başladı. İlçenin merkezi de semt pazarının yeni alana taşınmasıyla merkezdeki trafik sıkıntısı da büyük ölçüde çözüme kavuşacak. Ve Birleşmiş Milletler'den önemli bir açıklama geldi sevgili seyirciler. O söz konusu açıklamada İsrail'in Suriye'de terör örgütleriyle ilgili ilişkili olduğu görüşmeler yaptığını aktaran bir bilgi notu. Belki öyle demek daha doğru. Hatta diyor ki Birleşmiş Milletler 2 Mart-16 Mayıs tarihleri arasında İsrail ordusu ile cihatçı gruplar tam 16 kez görüştüler diyor. Haber bu. Birleşmiş Milletler son zamanlarda İsrail-Suriye sınırında İsrail'le cihatçı gruplar arasındaki temasların arttığına dikkat çekerek gerginliğin tırmanabileceğini açıkladı. İsrail ile Suriye'nin güneyindeki cihatçı gruplar arasındaki alışveriş sürerken Birleşmiş Milletler'den dikkat çekici bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü'nün hazırladığı raporda İsrail ile cihatçı gruplar arasındaki temasın ve etkileşimin arttığına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere sunulan raporda etkileşimin yoğunlukla Harmon Dağı civarında gerçekleştiği açıklandı. Guterres, artan etkileşimin bölgede gerilimi yükseltebileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in 2-16 Mayıs arasında yaptığı gözlemlere göre bu süre zarfında İsrail ordusu ile cihatçı gruplar tam 16 kez görüşme yaptı. Görüşmeler, Birleşmiş Milletler kontrol noktalarının yakınlarında, işgal altındaki Kuneitra ve Golan tepelerinde gerçekleşti. Gözlemciler bazı görüşmelerde personel ve tedariklerin transfer edildiğinin görüldüğünü aktardılar. İsrail ordusu transferlerin insani ve tıbbi yardım olduğunu ileri sürüyor. Guterres, İsrail ordusu ile cihatçılar arasındaki temasların İsrail ile Suriye orduları arasında bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Peki İsrail'in yani Suriye'de olup bitenlerin olumsuz anlamda söylüyorum başrol oyuncularından biri Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra İsrail geliyor biliyorsunuz. Zaten bütün Orta Doğu'da olup bitenler İsrail'in güvenliğini öngörüyor. Bakar mısınız? İsrail resmi bir devlet güya yani öyle biliniyor ya işte cihatçılarla terör örgütleriyle 16. kez görüşmüş. Çok kısa bir zaman dilimi içinde, bir ay gibi bir zaman dilimi içinde. Niye görüşmüşler? Tabii onlara göre, işte haberde de izlediniz, farklı şeyler söylüyorlar. Ama niye görüştüklerini herhalde ben de siz de çok iyi biliyorsunuz. Ve Avustralya diyeceğiz. Şimdi hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri 3 gün önce miydi? 4 gün önceydi herhalde Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı düşürmüştü. Ardından Rusya devreye girdi. Ve çok sert bir açıklama yaptı. Bundan sonra dedi, Rus hava güçlerinin operasyon sahasında tespit edilecek her türlü İHA olabilir, uçak olabilir, başka bir şey olabilir. Vuracağız demişti.
Ve bu açıklamadan hemen sonra Avusturya'da bir açıklama yaptı. Biz bundan sonra Suriye'deki koalisyon güçlerindeki o hava saldırılarını diyelim artık yapmayacağız dedi. Avustralya, ABD'nin Suriye ordusuna ait uçağı düşürmesi ve Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik özel bir hastane polis ekipleri de... Evler ateşe veriliyor. Program esrar bulunmuş. Olayla ilgili de ise Uğur Mumcu katkısı var. Takipçi ol. Başkanı Mithat Mirioğlu ve... ...de haklı, Defne Belediyesi de haklı. Demeyerek de olsa böyle refleks gösteriyorsunuz ya, işte bizim de gösterdiğimiz o reflekslerden. Yoksa yapılabilecek bir şeyin olmadığını ben de çok iyi biliyorum. Gelen ihbar üzerine farklı mahallelerde evleri ve apartman dairelerini tek tek gezerek dilencilik yapan şahıs...